Evet, deprem oldu, ondan döndüm. 26'sında Fransa'ya gitmem lazımdı. Bugün çıktım. Hemen havalimanına geldim. Hemen birinci bileti aldım, geldim İstanbul'a, dayımın yanına. Peki neler yaşandı dün gece? Siz neredeydiniz? Nasıl bir şiddetli miydi deprem? Ben Bodrum'daydım, çarşıda yaşadım, şu diskoteklerin orada. Dükkanın içindeydim. Elbiseye bakıyordum. Birden hepimiz yere düştük. Hepimiz dışarı çıktık. Lambalar ne söndü. Elektrisite gitti. Herkes dışarı çıktı. Herkes de yolda koştuk. Panik ortamı vardı. Evet, çok panik vardı. Bodrum'a geliyorum. Evet, sürekli Bodrum'da yaşıyorum zaten. Doğma büyüme. Gece küçük bir Artçı depremden sonra daha sonra televizyonlardan da öğrendiğimiz 6.3-6.8 aralığında bir deprem oluşmuş. Kısa süreli salladı, 4-5 saniye gibi. Hani herhalde devamlı olsaydı daha büyük şeyler olabilirdi. Limanda ve merkezde oturuyoruz. Küçük çaplı panikler yaşandı. Yaşayan gelip giden turistler çok panik içindeydi. Garajın içi insan doluydu. Yani ben rutin bir seyahat için çıktım. Yani geçmiş olsun diyorum herkese. Daha büyük de olabilirdi. Bodrum'daydık. Üst katta tam yatmak üzereydim. Ama bayağı bir sarsıntıyla merdivenlerden aşağı indik hepimiz beraber. Bağlım kaçıyor. Almak zorundayım. Şiddetliydi herhalde. Bayağı 6-10'da bayağı şiddetliydi yani. O şiddetinden korktuk zaten. Sizi tanıyalım. Merhaba, ben ailemle yaşıyorum zaten Milas'ta. Böyle gürültülü, yoğun bir ses gürültüsüyle çıktı başta. Titredik biraz, bayağı sallandık. Peki, var mı bir kaçış, elektrikler kesildi, neler yaşadınız? Yok, benim bulunduğum yerde elektrik kesintisi yaşanmadı. Bir hasar kaybı da yoktu. Deprem nedeniyle uçağı öne aldık. Çünkü odalara girişimiz yasaklandı. Sahildeydik. Bir anda çatırdılarla birlikte suyun yükseldi ve şezlongların suya çekildiğini gördük. Tabii herkes de bir panik havası. Dışarıda yatacağımıza dedik, uçağımızı öne alalım, dönelim. Çünkü yurt dışı dönüşümüz var, aktarmalı. Onu kaçırmamak için yine de bir an önce dönmek istedik. Peki o anları anlatır mısınız? Neler yaşadınız? Ben plajdaydım o anda. Korkunç bir çığlıklar başladı. Çünkü hem otelin içinden hem dışarı her yerden çatırdılar geliyordu. Çünkü çok ciddi, özellikle alttan vurduğunu hissettik plajda oturunca. Deniz tarafından geldiği de belliydi depremin. Herkes dışarıya koştu. İşte çoğu insan nerede duracağını bilmiyor. Bu kadar deprem ülkesi olmamıza rağmen hala insanlar birbirine soruyor. İşte arabalara mı saklanalım, nereye mi gidelim? Oteldeki yöneticilerin yönlendirmesiyle insanlar güvenli yerlere alındı. Bizler de bir süre sonra tekrar yattık, yolumuza devam ettik. Teker 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 teker.